Dakika geç. Başlayalım saat Başlayalım 20.40 oldu. isterseniz. Peki. Tamam. Tamam oldu. Ben bir iki hatırlatmayla başlayayım. Bir kişi daha geliyor, Sevinirim. onu da aldım. Herkese iyi akşamlar tekrar. STGM Birlikte Projesi kapsamında ikincisini yapıyoruz anne baba eğitimlerinin. Bu akşamki konumuz da çocuklar ne ister, anne babalar ne yapar? Doğru söyledim değil mi konuyu? Doğru. Tamam, Gayet doğru. sıralama karışmasın. Gene 1,5-2 saat arasında bir söyleşimiz olacak. Mikrofonları kapatacağım. Soru sormak isteyen olursa, aslında çok kalabalık değiliz. Araya da girilebilir. Çok çok Girilebilirsiniz konuşmayı isterseniz. kesmemek kaydıyla araya da girip sorabiliriz. Chat'ten yazabiliriz ya da sonunda soruları alabiliriz. Onun haricinde kayda alıyor olacağız. Eğer görüntünüzün görülmesini istemiyorsanız kameralarınızı kapatabilirsiniz. Çok tercih etmiyoruz. Kameralar açık olsun. Yüz yüze eğitimin havasını biraz da olsa yaşayalım. Özge Hanım'ın tabiriyle aynaya bakarak anlatmak zorunda hissetmesin kendisini. Evet, arkadaşım dediği gibi. Açık tutabilirsek seviniriz. Onun Süper. haricinde hatırlatmak istediğim bir şey yoktur. Bir gün ara verip cumartesi sonra da pazartesi akşamı da sonuncusunu yaparak 4 semineri bitiriyor olacağız. Tamam, süper. Yoklama alıyorum ben. Üçüne katılana da artık elektronik ortamda göndeririz. Bir sertifika hazırlayıp göndereceğiz. Yaşasın. Dört seminerin üçüne en az katılmış olmak diyeceğim Evet. bunun için. Evet, o da çok güzel bir uygulama oldu. Ne güzel. Sertifika sertifikadır arkadaş. Ne güzel bir Aynen. Ben şey. şimdi gene bulabilirsem mute all yapacağım. Hocam siz açarsınız tekrar Aç. mikrofonunuzu. Açtım galiba, değil mi? Tamam. Yine siz Ses. benden. Ay, doğru açtım değil mi? Yine siz Açtınız. benden ses duyamazsanız veya herhangi Hatırlatırız. bir şey olursa lütfen söyleyin. Tamam. Söz sizde hocam. Bunu Buyurun. biraz yaklaşayım. Teşekkür ederim. Çok mersi. Önden birazcık sohbet ettik, ne yaptık, ne ettik diye geçen seferden bu yana cesaretlendirmeyi konuşmuştuk geçen seferki seminerimizde. Daha doğrusu daha çok galiba ben konuşmuştum. Bu zaman, bugün, bundan sonra yine lütfen herhangi bir şey söylemek isterseniz araya da girebilirsiniz. En sona da saklayabilirsiniz. En sonunda da alacağım yine. Soru ve cevapları bölümü olacak muhakkak, paylaşım bölümü olacak muhakkak. Sadece geçen sefer ben demiştim ki bir söylediğimde bunu ben sonunda bana hatırlatın unuturum bir şey söyleyeceğim size diye. İlk başında şöyle söylemiştim. Bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haberden başlayayım. Kötü haber cesaretlendirmeyi ben size öğretemem veya öğretilemez. Ama iyi haber de şu ki cesaretlendirmeyi herkes öğrenebilir. Seminerden sonra belki birazcık aklınızda bir ışık yanmıştır, bir fikir edinebilmişsinizdir yüreklendirme, cesaretlendirme nedir hakkında. Muhakkak ki daha önce hepimiz birbirimize, birilerini cesaretlendiriyoruzdur. Ama bahsettiğimiz anlamdaki cesaret, korkusuzluk veya hadi aslanım, hadi paşam, git koş, atlarsın, yaparsın anlamındaki bir cesaretlendirme değil. Daha çok 4 tane temel duygusal ihtiyacın karşılanmasına yönelik bir cesaretlendirme ve bu konuda da bunun sonucunda da ben kimimle ben kim olmalıyım arasındaki o öz değer farkını güçlendirici, fark etmeyi güçlendirici bir cesaretlendirmeden söz etmiştik. Kendine olan inancını kişinin
karşımızdakinin kendine olan inancını nasıl diyeyim, fark etmesini sağlamak. Öncelikle bir fark etmesini sağlamak ve kendine de onun dolayısıyla inanmasını sağlamak aslında cesaretlendirme. Bu söylediğim sözcükte, iyi haber kötü haber sözcüğünde çok, yani, çok hoşuma giden bir şey var. Çünkü kötü haber veriyorum, önce cesaretlendirme öğretilemez diyorum, eyvah yani o zaman nedir bu filan. Ama ondan sonra cesaretlendirmeyi herkes öğrenebilir demekle sizin içinizdeki olana odaklanıyorum. Ve sizin içinizdeki olanı fark ettirmeye çalışıyorum. Yani benden değil, siz kendiniz öğreneceksiniz onu. Benden duyduklarınızla veya bir başkasından duyduklarınızla siz kendiniz yapılandıracaksınız ve kendiniz öğreneceksiniz. O güç hepimizde var. Nasıl empati yapma aslında bütün insanların özü iyidir ve bütün insanlar empati aslında yapabilirler. Ama bazıları olamıyor, yapamıyor. Yani kendini başkasının yerine koymak diye de tanımlayamıyorum ben empatiyi. Empati yapmak şu, bence. Ben Fatih Bey'in yerine mesela koyayım kendimi. Habire koymaya çalışıyorum. Ay ne kadar zor bütün bu organizasyonlar, adamcağız neler yapıyor bir dernek için. Hakikaten koymaya çalışıyorum ama koyamıyorum. Olmuyor, ben Fatih değilim çünkü. Olmuyor yani, yapay oluyor. Yapmaya çalışsam da yapay oluyor. Ama ben özge olarak bugüne kadar getirdiğim her şeyle birlikte Fatih olsam nasıl düşünürüm? Yani ben kırmızıyı çok seven birisi olarak bütün Fatih Bey'in bakış açısından baksam, yine de kırmızıyı sevdiğimi de oraya koysam nasıl olabilir? Yani onun ayakkabılarının içine giremem, o olamam. O yüzden bu parantezi de burada niyeyse açtım tabii ki de, empati deyince hep açıyorum bunu. Ben olarak onun yerinde olsam ne düşünürüm? Dolayısıyla ben bu durumda da nasıl yardımcı olabilirim insanlara iyi öğrenmek ve fark etmek, özür dilerim, empatidir bence. Peki, onu unuttuğum için onu söyleyeyim dedim. Şimdi yine bir slide paylaşalım, hem ondan gidelim isterseniz. Şimdi bugün çocuklar ne ister, anne babalar ne yapar? Genellikle dediklerini, istediklerini yaparız yani biz çocukların, o kadar da zalim ve de felaket insanlar değiliz. Çocuklar ne istiyorsa yapmaya çalışıyoruz tabii ki de. Zaten niyetimiz belli, her zaman belli, iyi niyetle her zaman yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım acaba çocuklar ne ister, anne babalar ne yapar derken ne demek istiyorum? Aslında bugünün konusu 4 tane temel duygusal ihtiyaç. İster çocuklar, muhakkak ister, her birimizin istediği gibi. Bakın bir tek çocuklar değil, bütün yetişkinler de bunu isterler. Başta bununla doymak ister çocuk, doğduğu andan itibaren etkileşimde bulunmak ister o sosyal çevresiyle ve bunları karşılamak için bunu her türlü yola başvurur. Daha sonra da bunları korumak için, bu aldıklarını, hayatına dahil ettiklerini, kişiliğine dahil ettiklerini korumak üzere bunları karnını doyurmaya çalışır bu ihtiyaçlarla. Cesaretlendirmenin tanımını bir hemencecik yapmadan geçemeyeceğim, geçen haftanın üzerine yapacağım. Çünkü hepsi birbirine bağlı ve hatta şöyle diyeyim, hepsinin, bütün konuların içinde cesaretlendirme zaten mevcut. Dediğim gibi hayatın, bence ilişkilerin özü. Cesaret içimizdeki bitmeyen hevese denir. Cesaretlendirme ise karşımızdaki kişinin içindeki bu hevesin kırılmamasını sağlamak adına onun psikolojik kaslarını güçlendirmek için yapılan tutum, davranış ve sözlere denir. Geçen hafta olmayan, ama geçen hafta nereden çıktı ya? 2 gün önce olmayan katılımcılarımız için tekrar da olmuş oluyor.
Şöyle de bir şey var. Bir kişinin kendine verdiği değeri, kendine olan inancını, bunu artı olarak ekliyorum bugün, o bilgileri aldıktan sonra kendine olan inancını yapılandırabilmek için o kişinin iç kaynaklarına odaklanma sürecidir. Yani bir iç kaynak var. Bu kaynağı cesaretlendirme sayesinde bu kaynak güce dönüşüyor. O yüzden bu kadar önemsiyorum ben açıkçası. Ve aslında derdi önemsemiş. Zaten teorisinin temelini buna göre kurmuş. Peki ben şimdi şuradan şöyle bir şey yapsam. Şuradan size desem ki bana ne olur söyler misiniz çocuklarınız, evlatlarınız nasıl çocuklar olsun istersiniz? Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Ben sorumluluk sahibi olmasını isterim. Sorumlu olsun isterim ben. Buradan siz söyledikçe ben de yazacağım. Ben söyleyebilir miyim? Başka evet lütfen. Ben olduğu gibi şu anki haliyle çok mutluyum. Peki, kaç yaşında çocuğunuz? 20. Maşallah, Allah bağışlasın. Hamileyken nasıl bir çocuk olsun isterdiniz? Şu andaki halini anlamaya çalışıyorum o yüzden. Evet. sadece sevdim onu. Cinsiyeti de önemli değildi hamileyken. Ne zaten özelliklere sahip olsun isterdiniz çocuğun? Tabii insan olması, dürüst olması, etikleri olması, iyi bir insan olması. Hı. Teşekkür ederim. Doğayı, hayvanı sevmesi. Hı hı. Başka kim bir şey söylemek ister? Buyurun. Ama unmute edeceksin sen. Ben mi acaba konuşuyorum şu an? Evet. Herhalde. Ben mutlu olsun isterim. Mutlu. Çok güzel. Çalışkan süper. Ve azimli yazılmış. Çalışkan, azimli. Süper. Ay azimli oldu. Evet. Özgüvenli yazıldı. Sevgi evet. Dolu demiş. Benim söyleyeceklerimi söylediniz. çaldılar. Fikirleri çaldılar. Peki olsun yani. Sosyal peki. Fakat Özlem Hanım'ınkine bayıldım. Nasıl düşünemedim bilmiyorum. Mutlu olması çok önemli. Sosyal yani arkadaşlık kursun, arkadaşları olsun değil mi? Çevresi evet. Olsun. İletişimde başarılı diye geldi Ceren Hanım'dan. Çok güzel. Şimdi ben sorumlu dedim değil mi? Başka ne mutlu diyecektim. Bir de böyle şey ekleyebilir miyim? Benimle aynı fikirde olur musunuz acaba? Başının çaresine baksın yani kendisi. Yani ayakları evet. Üzerinde durabilsin. Sorumluluğa evet. Girmiyor mu? Yani sorumluluk alırsa zaten onu yapabilir mi? Aynı şeye girer mi? Her zaman girmeyebilir. Tamam. Her zaman girmeyebilir. Yani sorumluluk sahibi olması demek ya başkalarına ben mesela başkalarına bir söz verdiğim zaman süper sorumluluk sahibiyimdir. Ama kendime bir şey yapmaya çalışsam kaytarırım. Ha. Çok sorumlu evet. Değilimdir kendime karşı. O yüzden de çok başa çıkamayabilirim bazen hayatta. Ayaklarım üstünde bazen duramayabilirim. Kibar diye bir şey geldi chatten. Efendim? Kibar. Kibar, nazik. Vallahi doğru. Evet. Mesela uyuşuk olmasın. Öyle de bir çocuğum olsun istemezdim. Ya şey, ben çok hiperaktifim ya, keyime gelmiyor o anlamda. Neyse, Allah bilmiş de vermiş. Ne güzel. Uyuşuk olmasın. Uyuşuk olmasın. Onu da yazalım bari. Valla olmasınlar yani.
yeni nesil. Olmasın da oluyor oluyor. Aa, sormayın. Tabii, deşmeyin tabii. Dedim şimdi bazılarının yaralarını. Olmadılar Allah'a şükür. Özlem Kaymaz Hanım söz istiyor. Evet. Mikrofonu açarak konuşabiliriz Özlem Hanım. Duyulabiliyor mu? Açabildi mi? Bir tane de resilient geldi. Türkçesi neymiş bilmiyorum ama. Resilient. Evet. Şimdi ona geleceğiz. Resilient. Yılmaz demek. Ben buraya resilient yazayım da. Yılmaz demek. Aslında işte bu başının çaresine bakmakla filan çok alakalı. Fakat yılmazlık diye çevriliyor ama tam Türkçesi o değil. Resilience'ın tam Türkçesi. Daha sonra değineceğim bu konuya. Burada peki. Bir durayım. Özlem Hanımcığım ne demek istedi? Ne söz almak istiyordunuz? Buyurun. Yok. Şeye basacaksınız. Mikrofonu açarak. Heh, şimdi oldu. Yine mi yok ses? Chat'ten yazın olmadı. Özlem Kaymaz Hanım değil mi? Evet. Özlem Hanım. Pardon. Özlem Hanım açana kadar ben bir şey söyleyebilir miyim? İlk kez hani kullandığım için. Tabii. Bilmiyorum. Güzel. O ama yüzden. Oldu. Başardınız. Evet. Yavaş yavaş. Buyurun. Nasıl olsun istersiniz siz? Okumayı sevsin diyen var, onu da ekleyeyim. Bir tane daha söz isteyen var. Başka var mı Fatih? Evet, ben. Buyurun. Hı, buyurun Şenay. Hayallerinin peşinden gitmesini isterdim. Çocuklarımın hayal kurmasını ve çocukların da gerçekten küçükken hayal kurmuştu. Ve kurduğu hayallerin peşinden giderek de istedikleri bütün hayaller gerçekleşti. Şimdi şu anda 6 yaşında oğlum var ve hayalleri de dediğim gibi gerçekleşti. Çok mutlu bir evliliği var. Çok güzel, çok güzel. Ne kadar ne mutlu size. Belli ki siz de onunla gurur duyuyorsunuz. Peki çok ekleyebilir miyim? İlk önce güzel bir eşim olacak dedi. Gerçekten güzel bir eşi oldu. Sonra oğlum olacak dedi. Çok istedi ve oğlu oldu. Şimdi kızım olacak dedi ve kız bekliyoruz, hamile. İşte bu evren. Yollamak lazım, ne diyeyim ben size. Peki, ders olsun bize de. Ama hayallerinin peşinden giden... Hayallerinin peşinden giden çocuklar tabii ki de çok çok değerli şeyler yapıyorlar. Hepsinin Allah gönlüne göre versin, o başka mesele. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Peki. Bir not daha var, onu da ekleyelim mi? Mükemmellik olmasın, rahat olsun demiş Edil Hanım. Ne olsun anlamadım? Rahat olsun. Mükemmelliyetçi olmasın. Ha, anladım. Evet. Ne çok şey istiyormuşuz biz de çocuklardan. Ha, burası dolar. Biz bu 2 saati bununla doldurabiliriz. Yani bunun, bu potansiyelin farkındayız değil mi hepimiz? Kesinlikle. Hepimiz farkındayız. Peki. Çok teşekkür ederim. Bunu da şöyle yapıp birazcık uygun olmadı ama işte şimdi şöyle kaydet deyince kaydederim ve geri dönebilirim. Peki. Bunlar bizim İstediklerimiz, daha da bir sürü var dedik. Çok güzel. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Ve bunu da cevaplama... Yani bunu da gerçekten birkaç cevap almak istiyorum açıkçası. Mesela bir alışveriş merkezinde veyahut da işte bizim mahallede bir yerde, sokakta, akrabaların yanında, bir eskiden, Covid öncesi dönemde bir misafirlikte. Çocuklara davranan anne babaları gözlediniz mi hiç? Neler yapıyorlardı? Yani yaramazlık yapan, istenmeyen davranışta bulunan.
olumsuz davranışta bulunan çocuklara, yani bir hata yaptıklarında çocuklar nasıl acaba davranıyorlardı? Birkaç şey söyleyebilir misin? Mesela benim en çok gözlediğim şey çekiştirmek. Hadi hayır, hadi çabuk gel diye mesela çok çekiştirmek, dinlememek. Efendime söyleyeyim. Bir sürü bir şey daha var ama sizin de aynı fikirde misiniz acaba? Neler var gözledikleriniz? Anne baba değil mi? Evet, anne baba ne yapıyor? Çok herkesin içinde azarladıklarını tanık azarlama oluyorum. Var. Çok ayıp. Çok ayıp deme var. Tehdit etmek. Tehdit etmek evet. Var. Süper. Evet. Süper. Evet. Çok teşekkür ederim. Başka? Bir kere dayağa tanık oldum ben. Dayak. Çok üzüldüm. Bağırmak. Evet. Bir de başkaları baksana nasıl bakıyor. Ha, karşılaştırma yapmak. Karşılaştırmadan da ziyade başkalarının hani kendisinin başkalarının... Aha, ha, başkaları nasıl bak görüyor musun sana bakıyorlar ayıp evet. Aynen. Evet, daha birçok yani başta da konuştuğumuz gibi evvelsi gün yaratıcı insanlar olduğumuz için daha birçok yaratıcı yöntem bulabiliyoruz. Bazen de çok fazla açıklama yapıyorlar. Alıyorlar karşılarına bak şimdi bu böyle olmayacak ve saatlerce açıklama özellikle çok seviyorum yeni nesil anne babalarını ama yeni nesil anne babalarında en daha çok fazla gözlediğim bu korkunç bilgiyle çok fazla açıklama yapıyorlar. Ben dili kullanmanın ne kadar önemli olduğunun hepsi farkında yeni kuşağın ve bunu birazcık aşırı eksesif, aşırı bir biçimde kullanmaya çalışıyorlar. O da bazen gözlediğim davranışlar arasında. Şimdi peki size şunu soracağım. Bunlar da daha tehdit, azar, dayak, bağırmak, karşılaştırma yapmak vesaire vesaire. Sizce bu davranışlara maruz kalan birisi, kendinizi de koyabilirsiniz yerine. Siz kendiniz çocukkenken halinizi de koyabilirsiniz, çocuklarınızın yerine koyup da cevap verebilirsiniz. Bir tehdit aldığınızda bir azarlama, bir ceza, bir efendime söyleyeyim bağırma, dayak veyahut da işte karşılaştırma yapma. Yapıldığında, hatalar yüzünüze vurulduğunda, sürekli hatanız söylendiğinde, senden adam olmaz dendiğinde, başkaları nasıl bakıyor ama sen de bir doğru düzgün davranmıyorsun ki, bak şimdi çok ayıplayacaklar, vallahi bak daha da devam edersen köpek de ısırır seni gibi bir sürü bunlarla, bu davranışlarla karşılaşırsanız eğer, karşılaşsaydınız, ne gibi duygular hissederdiniz? Bana birkaç duygu ismi söyle. Nefret. Ezilir, büzülürsünüz, küçülürsünüz herhalde. Süper, eziklik. Suçluluk. Tabii ki. Suçluluk. Suçluluk. Yani. Ben suçluluk duyardım. Sanki yalnız bırakılma olabilir. Yani destek olması gereken kişi bu şekilde davranınca. Yalnızlık. Evet. Duygu, üzüntü. Başta üzüntü zaten. Bazen acı. Yani dayakta acı da hissedersin herhalde. Ama bunların böyle her daim olması gerekmez. Bir tanesinde bile insan bir üzülür, bir ezilir, bir yani bilmiyorum başka ne duygu hissedersiniz? Onuru kırılır. Onuru kırılması. Korku diye geldi. Korku, evet. Korku, süper. Yetersizlik diye geldi. Yetersizlik. Beni aptal zannettiklerini düşünürdüm diye geldi. Yani değersizlik. Öfke, güvensizlik. Güvensizlik. Utanç geldi.
aidiyet duygusunu kayben kimse beni beğenmiyor. Ay bir şey yaptım olmadı. Yani isteyerek bilerek yaramazlık yapsa da ya da işte bir inatla bir olumsuz davranışta da bulunsa böyle bir davranış gelirse eğer yine de içinde insanın ya da çocuğun özellikle bir yok ya ben burada değilim, olmamam gereken bir yerdeyim diye düşünebilir. Aidiyet duygusu dolayısıyla. Peki, daha birçok şey de gelebilir insanın aklına tabii. Vardır belki chatte de. Ben şu anda hakim değilim o şeye. Ekrana kapatırsam göreceğim herhalde. Yok, hepsini söyledik. Peki, teşekkürler. İnsanın aklına geliyor çünkü. Ama en can alıcı sorum şu. Bu duyguları taşıyan bir insan sizce veya bir çocuk. Şimdi ekrana bakın. Nasıl sorumluluk sahibi, dürüst, iyi, doğa sever, hayvan sever, mutlu, çalışkan, özgüvenli, sevgi dolu, iletişimde başarılı, nazik, mükemmeliyetçi olmayan, uyuşuk olmayan, başının çaresine bakamayan, yılmaz, psikolojik sağlam olmayan nasıl olabilir? Bu duyguları yoğun yaşayan hiçbir insan, küçük veya büyük, hiçbir zaman bu kişilik özelliklerine sahip olamaz. Doğru muyum? Kabul evet. ediyoruz değil mi? Yani evet. herhangi bir evet, aklınızda doğru. bir soru var mı? Dolayısıyla biz gerçekten eğer böyle olsunlar istiyorsak, çocuklarda dört tane aslında istedikleri tek şey dört tane duygusal ihtiyaçlarının karşılanması. Onlara açlar. Yani tıpkı insanın acıkması gibi onlara açlar. Aslında istedikleri bu. Ama bizim verdiğimiz bazen, her zaman değil, bazen bu tip yanlış davranışlar, yanlış stratejiler uygulayabiliyoruz, yanlış tutumlarda bulunabiliyoruz. Niçin? Niyet iyi, niyet kötü değil, niyet çocuğu düzeltmek. Çocuğu düzeltmek, çocuğumuzu iyi yetiştirmek adına. Ama tam da bizim istediğimiz gibi öyle davranırsak böyle olmazlar. Bunun için tek koşul var. Dört tane temel duygusal ihtiyacı karşılamak. Onu karşılamak için de tek koşul var, cesaretlendirme. Şimdi anlatabiliyor muyum neden cesaretlendirme bu kadar önemli? Peki. Geldim bugünün amacına. Ben kendimi ifade etmekte birazcık uzun anlatıyor olabilirim kendimi ama bugün amacı dört ihtiyaç nedir? Nasıl karşılanır ve karşılanmadığında ne olur? Birazcık anladık gerçi ne olacağını karşılanmadığında ama. Ne zaman bahsetmiştik? Dün de bahsetmiştik. Dört tane duygusal ihtiyacımızdan bir tanesi ait hissetmek. Bir tanesi yeterli hissetmek, ait hissetmek, yeterli hissetmek, değerli hissetmek bir diğeri. Bir diğeri de cesur hissetmek. Peki ne demek bunlar yani? Ne demek yahu? Ne demek yani? İnsan tabii ki de yeterli de hissedir, hissetmek ister. Olduğu yere ait de hissetmek ister, cesur da hissetmek ister. Bakın, ait hissetmek demek, Ben kendimi ait hissettiğim bir yerim olsun istiyorum. Bir sandalyem, bir koltuğum olsun istiyorum. O yerde güvenilmek ve kendimi güvende hissetmek istiyorum. Elvan Hanım'ın örneği tam da budur. Bunlar bir çeşit alt mesaj, size gelen alt mesaj gibi de görebilirsiniz çocuklardan. Hani çocuklar ne ister dedim ya. Çocuklar bunları istiyor. Peki yeterli hissetmek ne demek? Ait hissettiğim o yerde becerilerimin, yeterliliklerimin, yetkinliklerimi hissetmek, kesinlikle bunları görmek istiyorum. Beni de dahil et ve bana da fırsat ver.
Bisiklet sürmeyi öğrenmek çok önemli bir şeydir bizim psikolojide. Çünkü lütfen bu gece yatarken bisiklet sürmeyi bilenler, bilmeyenler mesela yüzme öğrendikleri zamanı hatırlasınlar. Bisiklete binenler, bisiklet binmeyi öğrenenler ilk öğrendikleri zamanı hatırlasınlar. Veyahut da işte daha başka bir beceri varsa, herhangi bir başka beceri varsa, mesela hamur açmak olabilir. Onları ilk öğrendikleri zamanları bir hatırlayın lütfen gece yatarken. Ne yapıyordunuz? Nasıl öğrendiniz? Kim nasıl yardım etti size? İlk defa düştünüz mü, düşmediniz mi, çırpındınız mı, bozdunuz mu, ne yaptınız? Eğer 6 yaşına kadar veya işte 10-12 yaşına kadarsa, hadi o kadar uzatabiliyoruz artık, 10-12 yaşına kadar filansa bütün bu becerileri öğrenme zamanınız ona denk geliyorsa, oradaki sizin problem çözme stratejileriniz şu andaki hayatta karşılaştığınız problemlerle, problemlere karşı problem çözme yeteneğinizin neredeyse birebir aynı. Enteresan. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz ki birisi size bir beceriyi öğretirken hayatınıza ne kadar çok katkı sağlamış veya sağlamamış? Ben ait hissettiğim yerde becerikli, yeterli, yetkin hissetmek istiyorum. Beni de dahil et ve bana da fırsat ver. Yeterli hissetmek tam da bu demek. Değerli hissetmek, ben dışlanmak istemiyorum arkadaş. Ben önemsenmek istiyorum. Yani bu büyük bir önem değil. Benim karnım buna aç. Belirgin olmaya ihtiyacım var. Yani görülmeye ihtiyacım var. Buna var sayılmak da denilebiliyor. Tam yok sayılmanın tam tersi olarak. Dışarıda kalmak çok istemiyorum. Dışarıda kalsam bile, ki kaldığım zamanlar olabilir, kalsam bile görülmek istiyorum. Yapabildiklerimin en azından bir kısmının, iyi olanlarının özellikle fark edilmesini, görülmesini istiyorum. Yok sayıldığımda gör beni. Ya ben hiç mi iyi ve doğru yaptığım bir şey yok benim? Aslında tüm bunları yaşayan bir çocuk, yani sürekli yok sayılan ve değersizlik hisseden bir çocuk acı çekiyor demektir. Benim için en uğraşılması gereken çocuk tipi budur. Yani değerli hissetmeyen çocuklarla aslında en çok uğraşılması gerekir. Uğraşılması derken ele alınması gerekir anlamında söylüyorum. Çünkü gerçekten acı çekiyorlar. Ve bir düşünün, kendinizi değersiz hissettiğiniz olmadı mı? Benim bir sürü zamanlarda oldu. Çevreye bağlı olarak tabii ki de oluyor. Hele hele iş dünyasına adım atınca, hele hele okul dünyası, eğitim hayatında birçok kere olmuştur muhakkak ki. Dolayısıyla oradaki acı, yani böyle kamyon çarpmış gibi bir acı olmasa da yine de bir diş sızısı kadar sinir bozucu bir acı. O yüzden çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu üçü olursa eğer ancak kişi kendini cesur hissediyor. Cesur hissetmek, daha önce de bahsettik, gözü karalık değil, korkusuzluk değil, korkuya rağmen ilerlemek. Ama şöyle bir şey var, bizim işimiz, ben psikoloji danışmanım, bizim işimiz hikayeler dinlemek. Hikayeler dinleriz, yorumlarız, onlardan birçok şey çıkartırız ve tekrardan danışana bu hikayelerden vardığımız sonuçları söyleriz, söylemeye çalışırız, kendisinin bulmasına çalışırız. O hikayelerin içindedir bizim işimiz. O hikayelerin içinde gerçekten şöyle bir şey var ki, korkunun karşısına çıkartabileceğiniz bir insan hayatında
önemli bir şey değildir cesaret. Çok önemlidir de tek şey değildir cesaret veya birinci şey değildir. İlk sırada yer almaz. Korkunun karşısında düşman olarak onu tokatlayacak şey cesaret değildir maalesef. Korkunun karşısında korkuyu yenecek tek şey umuttur. Bir insanın umudu olduğu sürece o zaman cesaret yeşerebiliyor. Dolayısıyla cesur olmak isteyen çocuk, ona aç olan çocuk diyor ki ben umutlu olmak istiyorum arkadaş. Kendimle, kendim hakkında, çevrem hakkında, yapabileceklerim hakkında umutlu olmak istiyorum. Benim ne olursun kendime inanmamı sağla ve benden asla vazgeçme. Aslında cesur hissetmeyen çocuk ilk üçünü hissetmiyor demektir. Bir kez daha tekrarlamak isterim bunu. Sevgili Adler'in bir tane öldükten nice sonra bir makalesi bulunmuş. Ve bu makalede şöyle bir şey söylemiş, yazıyormuş. Yazıyor. öğrenme teorilerini inceliyormuş. Öğrenme teorilerine bakıyormuş ve ne gibi şeyler kendi teorisinden de acaba benzerlikler, farklılıkları araştırırken demiş ki ya tamam bütün öğrenme teorilerine saygım sonsuz. Ben bunların olduğuna inanıyorum. Araştırmasının sonucunda bir şey çıkıyor ki ortaya. Öğrenmek için bir koşul gerekli ve çok önemli bir koşul. Umutlu olmak. Bir çocuk eğer geleceğinden umutlu değilse gelecek yaşantısından veya yarınından işte. Eğer umutlu değilse akademik öğrenmesi zorlaşıyor. Ne kadar korkunç bir şey öyle değil mi? Biz son kaç yıldır çocuklara haberlerde neler yaşatıyoruz? Biz ne kadar çok evde yok arkadaş olmayacağız biz diyoruz. Yok arkadaş bizden adam olmaz diyoruz. Tamam evet yani olmayabilir bizden adam. Bazen umutsuzluğa kapılabiliriz. Ama böyle zamanlarda da yani hakikaten şimdi gerçekten politikaya da veyahut da herhangi bir şeye siyasete de girmek istemiyorum ama böyle zamanlarda dünyanın kabul ettiği bir liderimiz var ki onun yolundan da çok şaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Çok umutsuz zamanlarda da evet. çok felaket zamanlarda da bence Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan şey de o umudu bize öğretmesidir. Biz başka türlü belki de öğrenemezdik. Bundan sonra da şimdi bu bilgi ne işimize yarayacak? Bugünden yarına biz belki umut etmeyi ya da kötülüklere rağmen bakın çiçek böcek her yer harika onu demek istemiyorum. Gerçekçi iyimser olmaktan bahsediyorum. Yani burada bir şey var. Sevgili Nazlı'nın kulakları çınlasın. Bugün çok çınlatıyorum onun kulaklarını. O hep mutluluk anlatırken şeyi anlatır. Yarım bardak suda ne görüyorsunuz diye bunun yarısı dolu şimdi gözükmüyor bu ama yarısı dolu yarısı boş siz burada ne görüyorsunuz işte iyimserler ay ne güzel yarım bardak var diyor kötümserler eyvah gitti malum hikaye yarısı boş diye görüyor ya hani bazılarımız hep böyle ya bunları görürken Nazlı da der ki yani gerçekçi iyimser olmak lazım hayatta. Orada bir tane de sürahi var. Hani ondan da doldurabiliriz. Sürahi biterse işte bidon var. Bidon biterse sebil var. Sebil biterse kaynak var vesaire diye. Bir sürü bakış açısıyla bakmamız lazım. Tek bir bakış açısıyla değil. Gerçekçi iyimser bakış açısıyla bakmamız lazım. Der ki çok çok da haklı. Ben de diyorum ki cesaret dediğimiz şey çocuklara... İstedikleri şey cesur olmak. İstedikleri şey cesaret. Ama cesaret dediğimiz şey şöyle bir şey ki sevgili Nazlı'nın söylediği tamam sürahi de var, sebil de var, kaynak da var, şu da var biz ondan da doldurabiliriz diye bir bakış açılarını toplayıp kendimize, hayatımıza dahil etmek ama ya biz bu yarım bardak suyla ne yapabiliriz? Benim cesaretten kastım bu. Yani öbürünü
farkındayız biz bardağın yarısının dolu olduğunu, hepsinin dolu olmadığını, aksayan bir şeylerin olduğunu. Ama bu yarım bardakla yapılacak neler var diye umut etmek cesaret. Peki. Şimdi. Peki. Gelelim. Olmazsa ne olurları? Yani acaba bizim bu dört tane duygusal ihtiyacımız karşılanmazsa ne olur? Sadece burada bir püf noktası söylemek istiyorum buraya geçmeden önce. Ya da onu cesaretlendirmeyi anlatırken bir daha söyleyeceğim, sonunda söyleyeceğim. İnşallah bu sefer unutmayacağım. Ait hissetmeyen çocuklarda şöyle bir davranış gelişiyor. Yani nereden anlarız biz çocuğun neyi hissetmediğini de biz nasıl ona göre davranacağız diyoruz ya. Ait hissetmeyen çocuklarda şöyle bir davranış gelişir. Dikkat çekme davranışı, ilgi çekme davranışı. Hani böyle sürekli anne, anne, anne diyen veyahut da bambaşka bir şekilde davranan veyahut da koskoca insanlar olarak bizler iş yerlerinde bir toplantıdayızdır mesela, çık 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 şeyle oynar, kalemiyle oynar. Efendime söyleyeyim, çok değişik kıyafetler giyerler filan falan. Yani büyükler de dahil olmak üzere hepimiz ait hissetmediğimiz zaman ilgi çekme ihtiyacına gideriz ve ilgi çekme için elimizden ne geliyorsa yaparız. Çünkü karnımız açtır ve bizi ait hissettirsin isteriz etrafımızdaki. Hissettirmiyorsa eğer gideriz başka bir yerden buluruz. İlk görüşmede, ilk seminerde anlattığım mafyalar, çeteler vesaire. Peki yeterli hissetmezse bir çocuk ne yapar? Bir çocuk yeterli hissetmezse inatlaşır. Ya da şöyle diyelim. İlişkide bulunduğunuz herhangi bir kişi eğer durmadan inatlaşıyorsa, bir seferde olabilir de yani, bir şeyde bir inat ediyorsa, bilin ki kendini yetersiz hissediyordur. Bunu bilmek bile ben seni anlıyorumun altını dolduran bir şeydir. O yüzden de davranışımız çok daha farklı yöne gidebilir. Çok cinlenmiyorsak eğer, sürekli inatlaşmıyorsa, cinlenmiyorsak derken hani fazlasıyla böyle tepemizin tasını attırmıyorlarsa, ki o zamanlarda bile yapmamız gereken şey güç savaşında, yani inatlaşmakta, savaşa davet ediliyoruzdur artık biz. Yani bildiğiniz güç savaşına davet ediliyoruzdur. Kim daha uzağa topu atar? Bu savaşa davet ediliyoruzdur. Siz eğer sinirlerinize hakim olmayıp da bu savaşı kabul ederseniz, bu ne challenge diyorlar ya şimdi, bunu kabul ederseniz eğer kendinizi neye hazırlamanız lazım biliyor musunuz? Yaralanmaya. Çünkü bu bir savaştır. Savaşta yaralanmak ve yaralanmak mübahtır. Yaralanmak nasıl olur? İşte eğer bir çocuk kendini ait hissetmiyorsa, ait hissetmediği yerde bir de yeterli hissetmiyorsa, bir de yeterli hissetmeyip de savaş açmışsa ve kendisi görülmüyorsa, o yetkinlikleri, becerileri fark edilmiyorsa, o zaman ben görülmüyorum, ben sayılmıyorum, ben değerli değilim, ben önemsenmiyorum deyip öç almaya girer. Öç almak demek işte o savaşta sizi yaralamak demektir. Senden nefret ediyorum anne. Hançer gibi saplanır kalbinizde bu laf. Çünkü kendisini bir şekilde ya ailede ya da dış dünyada değersiz hissetmiştir. Hissediyordur. Birkaç defa hissetmiştir. O da olabilir. Dolayısıyla eğer siz baktınız ki baya baya yaralanıyorsunuz, yani arkadan Müslüm Gürses dinlemeye başladınız, anlayın ki baya incindiniz.
bayağı incindiniz. İncindiğiniz şey savaştır. Ve kendisini çok da değerli hissetmeyen, o deminki acı çekiyorum diyen çocuk sizden öç alma niyetindedir. Çünkü dişi size geçer. Peki, bütün bunları hissetmeyen çocuklar zaten cesur hissetmezler. De cesur hissetmeyen çocuklar ne yaparlar? Yapmazlar. Hiçbir şey yapmazlar. Oldukları yerde dururlar. Çok fazla hareket etmeyi sevmezler. Yani fiziksel hareketten bahsetmiyorum. İlerlemeyi sevmezler. Hayatta ilerlemeyi çok da fazla kafalarına koymazlar. Ne yaparlar? Çünkü aslında cesur hissetmeyenlerin çoğu mükemmeliyetçi çocuklardır. Demin birinizin değindiği gibi. Mükemmeliyetçilik de şu. Ben yarım yapacağıma bana hiç yapmıyor desinler. Çünkü ben tam yapamıyorum. Yarım yapabiliyorum da. Ay bu da Özge de yarım yapmış, tam olmamış. Keşke şöyle yapsaydı diyeceklerine. Ay ben en iyisi hiç yapmayayım. Dedikleri şey budur aslında. Dolayısıyla hiç cesaretleri yoktur. Şimdi buradaki bir önceki seferdeki buluşmamızda anlattığım çabaya odaklanma kısmını aktarabiliyor muyum? 20 aldı. 100 üzerinden 20 aldı. 20'ye odaklanıp geri bildirim vereceksiniz. 20'ye odaklanıp bir şey söylediğiniz zaman o işte cesaretlendirme olacak. Ya da 100 alacak. 96 aldı. 96'ya odaklanacaksınız. Kaçan 4 nokta neden kaçtı diye değil. Ki çocuk hem hatasını kabullenmeyi öğrenecek, ama bu bir tutum, bu bir sanat, gerçekten sanat ve sanat herkes yapabilir. Kimse Van Gogh olamaz, Van Gogh gibi resim yapamaz, ama herkes eline renkli kalemi alan bir şeyler çizebilir. Dolayısıyla bizler de bir yapabiliriz bu odaklanma, çabaya odaklanma, güçlü yanlara odaklanma meselesini. Bunlar için önemli. Bu kadar basit 4 tanecik şey için önemli. Ama hayat kurtarıyor. Peki. Ben habire püf nokta püf nokta diyorum. Bunun başlığını da böyle attım. Bilmem ki kaçıncı püf nokta diye. Çünkü ben her konuştuğumda diyormuşum ki bana söylenen geri bildirimlerden. Habire püf nokta diyorsun. Her şey püf nokta. Peki bu da bir püf nokta. Bu da bir püf nokta. Üzgünüm bir yıldız. Öyle bir şey ki bu. Çocuklarımla yani bizler ne yapacağız peki? Anne babalar ne yapacak yani? Tamam, çocuklar bunları istiyor. Anne babalar bazı yanlışlar yapıyor. Peki ne yapmalıyız? Çocuklarımla bağ kurmalıyım. Birinci kural. Bu bağ onları kendilerinin de bir parçası oldukları, bir yere ait olduklarını hissettirmeli. Bu yerde onların yapabildiklerine inandığımı, onların en küçük çabalarını fark ederek göstermeli. Genelde baktığımızda aslında anne babalar bu kadarcık özü kavrarlarsa birçok şeyi halletmiş demektirler. Ama bağ kurmalıyım. Acaba şuradaki... evet. Slide'ı bunu anlatmışım. Bu slide'ı ekledim mi eklemedim mi bilemedim de onun için tereddüt ettim. Şunu demek istiyorum. Şimdi bir bağ kurmalıyım çok önemli bir şey. Ama bir önceki toplantımızda Şule Hanım'dı galiba. Hani ödev bensiz yapmıyor diyen var ya, ödevini hep benle yapmak istiyor. Bağımlı olmaktan bahsetmiyorum bu bağdan. Yani bir bağ kurmalıyım. Yani buradaki bu bağ bağlılık anlamında ve birliktelik anlamında, o ta sosyal varlık olan insandan
gelen bir bağ. Başka bir bağımlılık, bana bağlısın, bensiz yapamazsın anlamında bir bağlılık değil, bir bağ değil. Başka da Türkçe kelime bulamadığım için kullanıyorum. Benim çevremle, şimdi burada bir paradoks var, bir çelişki var, onu anlatmak zorundayım çünkü kafalarda hep bu soru işareti kalıyor. Benim çevremle, insanlarla aramda bir bağ var. Çocuğun lafı bu, anne babanın değil. Onlara bağlıyım ama onlara bağımlı değilim. Yapmamız gereken, çocuklara yerleştirmemiz gereken düşünce şu. Herkese ihtiyacım var ama ben bunun içinde kendi kendime de yetebilirim. Bir sonraki toplantımızda bu herkese ihtiyacım var meselesi, yani toplumsallık duygusunu, o sosyal varlık olmaktan kaynaklanan toplumsallık duygusunu ve kendi kendine yetebilme duygusunu işleyeceğiz. Onun için burada çok fazla bahsetmiyorum ama paradoks dediğim şey bu. Herkese ihtiyacım var, oh ne güzel, ama bu yandan da evladım, çocuğum, senin herkese ihtiyacın var. Bak, o yalnız yapamazsın. Ona da ihtiyacın var, buna da ihtiyacın var. Tabii ki de hep beraber olmalıyız. Ama tek başına yap bütün bunları. Bu bir paradoks gibi gözükse de şu demek. Çocuk bir şekilde yardım ister. Değil mi? Niçin mesela büyürken? Ayakkabısını bağlamak için. Ayakkabısını bağlamak için yardım ister. Biz cesaretlendirme sayesinde, yani bu 4C'nin 4 tane temel duygusal ihtiyacın karşılanması sayesinde, onun adı cesaretlendirme, daha sonra yardım olmadan kendi yapabilmesini sağlamalıyız. Yani yardım istiyor, elbette göstereceğiz, ayakkabısının bağını göstereceğiz, bisiklete binmeyi göstereceğiz, yüzmeyi öğreteceğiz, hamur açmayı öğreteceğiz, neyse, her neyse, ne yapmasını istiyorsa bunları öğreteceğiz. Ama daha sonra amacımız, daha sonra bunları kendisinin yapmasını sağlamak. İşte cesaretlendirme buna da yarıyor. Püf noktası. Yani bir tane daha püf noktası bu. Ya bu yana kadar, bu zamana kadar konuşmak isteyen, söylemek isteyen bir şeyler. Yok, peki. Değil mi? Yok. Şimdi güçlü yanlar, 4 tane temel duygusal ihtiyaç var. Biz bunları karşılayacağız. Nasıl? Fatih Hocam, bunların şeylerini, handoutlarını, ne denir ona bakayım, bana yardım edin. Çıktılarını ben bir şekilde sizinle paylaşacağım ve katılımcılara sertifika ile birlikte bunları da iletmenizi rica edeceğim. Çünkü bu söylediklerim, hani söz uçar yazı kalır. Belki de yazmaktan hoşlanmayan veya notu kaçıran veya işte görüşmeyi kaçıran olabilir. O yüzden bunları söylemek istiyorum, muhakkak vermek istiyorum. Dolayısıyla hep de tekrar etmeyin. Biz cesaretlendirme yaparken 4 tane temel duygusal ihtiyacın karşılanması için cesaretlendirme yapmalıyız. Çocukların istediği 4 temel duygusal ihtiyaç, bizim yapmamız gereken cesaretlendirme. Cesaretlendirme yaparken, bir önceki seferde konuştuk, en önemlisi yüreksizleştirme yapmamalıyız. Hevesini kırmamalıyız onun, karşılaştırmalar yapmamalıyız. Eminim her gün evde bir sürü olay oluyor. Bu olaylarda mesela ne olur kendinizi yakalayın. Hataya mı odaklanıyorum acaba? Hani buzdolabının üstüne yapıştırdığımız şey var ya. Hatalara mı odaklanıyorum acaba ben? Eğer öyleyse, yani ben mesela gerçekten canım sıkkın olduğu, bir şeyleri yetiştiremediğim, kendi içimde bir takım problemler yaşadığım zaman tahammülsüz olabiliyorum. Birçoklarınız gibi. Bu tahammülsüzlüğüm sırasında hataları da o buzdolabındakiler gibi, o kitaplarda işte ya da benim kendi anlattıklarım gibi görmeyebiliyorum. Gözümün önüne sadece bir hata yumağı geliyor. Gelebiliyor.
Fakat en önemli şey gerçekten sanki bir düğme varmış gibi kendinizde. O yumak geldiği zaman düğmeye basın, kendinizi yakalayın ve mühim olan, yani çocuğa da bunu anlatmamız lazım. Ve çocuğun da beklediği ve istediği şey de bu. Ya hata yapılabilir. Mühim olan hata değil, o hatanın kendisi değil. O hatayı sen nasıl yaklaşıyorsun, mühim olan bu. Şimdi beraber bunu öğreneceğiz. Bu ister küçük çocuk olsun, ister ergen olsun, ister de eşiniz dostunuz olsun, fark etmez. Bu yaklaşımı benimsememiz lazım. Birincisi bu. Çabaya odaklanmak lazım, dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. O çok önemli. Sonuca değil. Sonuç ne olursa olsun gösterdiği çaba önemli. Çizgiler gibi. Efendim? Çok pardon. Ceren Hanım bir soru yöneltmiş. Buyurun. Benim hemen. Oğlum bazı ben okuyayım mı, siz chatten okuyabilecek misiniz? Şimdi ben de söyleyebilirim. Tekrardan tamam, ben söyleyeyim. Lazım. Lütfen. Ben okuyayım o zaman. Benim oğlum bazen kendi kendine yapmak istiyor. Bazen de peşimi hiç bırakmıyor. Günlük değişmelerin sebebi neler olabilir diye sormuş. 4 yaşındaymış oğlu. Notumu aldım. Şunu anlatayım, şurayı bitireyim, bu soruya cevap vereceğim. Olur mu? Günlük değişmelerin sebebi, biz kendimizin günlük değişmelerin sebebini çok fazla bilemiyoruz. Çocuklarınkini de çok fazla bilemiyoruz ama muhakkak bir kere muhakkak şimdi artık hepimizin aklına şu geliyor. Bu 4 tanesinden acaba hangisi karşılanmıyor eğer olumsuz bir davranış varsa? Çünkü şöyle bir şey var Ceren Hanım ve diğer sevgili arkadaşlar, katılımcılar. Bizler çocukların yaramazlıklarını, tırnak içinde ona yaramazlık diyoruz, olumsuz davranışlarını problem olarak görüyoruz ki evet problem çıkartıyorlar. Ama adına problem diyoruz, sorunlu çocuk diyoruz mesela, sorun diyoruz. Oysa çocuk kendi gözünden onlara sorun diye bakmıyor ki. Bir sorunu var altında. Onlar burada, o yaramazlıklar. Altında bir sorunu var. Bu soruna bulduğu çözüm diye bakıyor çocuk. O yüzden muhakkak eğer bir olumsuz davranış varsa altında yatan nedeni de biz bulmaya çalışıyoruz. Bu 4 tane duygusal ihtiyacın dalları da olabilir, birçok başka şeyleri de olabilir ama temelde bunlardır. Bunlar bir tanesi veya birkaçıdır. Bazen kendi kendine yapmak istiyor, şahane. O zaman demek ki 4 tanesinde çok güzel bir şekilde karnı doymuş bu 4 tane ihtiyacına. Güzel bir şekilde hissediyor ve ona göre yapıyor. Bazısını yapamıyorsa eğer muhakkak orada tehdit eden, açlığını tehdit eden bir şey var. Açlık derken böyle bir felaket açlık değil ama iç kazınmasını tehdit eden bir şey var. Yok, sen bu dondurmayı yiyemeyeceksin. Metafor veriyorum, örnek veriyorum. Dondurma eğer mesela ait hissetmekse veya yeterli hissetmekse. Yok, sen bunu alamayacaksın. Ha, alamayacağım ya, hay Allah, alamayacaksam nasıl olacak? O zaman şu yoldan alayım. Yanlış taktikler geliştiriyor. Ne yapıyor mesela? İşte peşinizden ayrılmıyor. Ya yanlış taktik olarak işte dikkat çekmeyi geliştiriyor mesela. Ama biliyor ki dikkat çekince de siz ona ait hissettireceksiniz kendinizi. Bilmem cevaplayabildim mi? Şimdiden cevapladım. Sonuna bırakayım diyordum ama dayanamadım. Cesaretlendirme yaparken, yani biz doyurmaya çalışırken karınlarını, çocukların bu 4 temel duygusal ihtiyaçla, çabaya da odaklanmalıyız. Bir tane çok önemli bir şey daha var ki güçlü yanları görmeliyiz. Dikkat vermeliyiz güçlü yanlara. Onların kendilerine güvendikleri özelliklerine. Ama bazen gerçekten hiç bulamıyoruz. Hiçbir şey bulamıyoruz yani. Güçlü yan, müşlü yan bulamıyoruz. O kadar sinir ediyor ki, o kadar delilendiriyor ki insanı. Güçlü yan, müşlü yan bulamıyorsunuz.
İşte ne oluyor? İsyankar oluyor bazen. Bazen böyle çok patronvari dediğim dedik oluyor. Bazen vır 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 geveze oluyor. Bazen tembel oluyor. Bazen uçuk kaçık oluyor. Başka dünyalarda oluyor. Bazen çok meraklı oluyor. Bazen çok kendini beğenmiş oluyor. Bütün bunları oluyor, olabiliyor. Ama biz bir şey söyleyip, yani şimdi bunlara belli ki yanlış stratejiler geliştirmiş de olmuş. Anlatabiliyor muyum? Olumsuz bir davranış varsa yanlış bir taktikle o dört tane duygusal ihtiyacını karşılamaya çalışacak. Ama bazen ne oluyor? Biz o yanlış taktiklerini anlıyoruz, artık biliyoruz diyelim ki buradaki katılımcılar ve birçok başka anne baba. Ya bir dakika, bu zaten şu anda kendini beceremedi şu bilmem ne yaptığı işi. O yüzden işte inatlaşıyor diyoruz mesela. Peki ne yapmalıyız? Cesaretlendirme vermelisiniz arkadaş. Öyle öğrendik, öyle konuştuk, öyle kafamıza yattı. Peki ne yapacağız? Cesaretlendirici ipin tutulacak yanı yok. O zaman birazcık çevirebiliriz lafları. Mesela isyankar gördüğümüz çocuğa ne kadar da çok güzel kendini ifade ediyorsun diyebiliriz. Ay ruhlu yazmışım, ruhlu yazacağıma. Patronvari tavırlar sergileyen çocuğa oldukça lider ruhlusun diyebiliriz. İşte gevezeye arkadaş canlısı diyebiliriz vesaire vesaire. Güçlü yanlar tabii illa dönüştürülmüş güçlü yanlar olmak zorunda değil. Gerçekten de güçlü yanları var çocuklarımızın. Buna güvenmek zorundayız. Her birinin illa böyle kaytarıkçı tarafları değil de her birinin çok güçlü yanları var. Örneğin yardım edebilme yetenekleri var. Bir kere başta yaratıcılık yetenekleri var. Yaratıcılıklarını vurgulamamız çok önemli. Yaratıcılıkları geliştirmemiz çok önemli. Bunu dördüncü şeyde yapacağız. Görüşmemizde. Kendine saygı duymaları var birçok konuda aslında. Başkalarına saygı duydukları noktalar var. Mutlu olabildiği birçok şey var aslında kendisinden veyahut da hayattan. Sevgi dolu olduğu, efendime söyleyeyim, neşe kaynağı olduğu, vicdanlı olduğu, birçok şeyi olduğu gibi kabul edebildiği birçok yanı var. Ben şunu öneriyorum anne babalara. Çocukların olumlu yönlerini bir liste halinde başucunuzdaki çekmecede yoksa da yastığınızın altında tutun. Her an ya da çantanızda. Her an gerekebilir. Zaman zaman bakmamız gerekebilir bunlara. Ama inanın ki bunu ben çift terapisinde de söylüyorum. Çünkü bazen unutuyoruz ilişkide bulunduğumuz insanların iyi taraflarını, güçlü yanlarını. Ve geçen sefer de söylediğim gibi ikili ilişkilerde de hem romantik ilişkilerde hem normal insan ilişkilerinde ikili ilişkilerde de bir ilişkiyi düzeltmek bir tarafa düşer. Sadece bir tarafın başlaması koşuluna bağlıdır. Yani bu bir koşuldu. Bir taraf başlar. Ama ikinci bir koşul da var. Bunun peşinden gelen mutlaka olması gereken, ayağımı da ezberiyormuşsunuz gibi, mutlaka olması gereken o ikinci koşulda bu başlatılan şeyi iki kişinin yürütmesi koşulu. Tek kişi yürütürse o yine olmaz. Dolayısıyla anne babalıkta da bu aslında böyle söz konusudur ama çocuk bu koşulu koşul diye kabul etmez de olağan zaten. Nasıl olsa birisi başlattı, bunu da ben devam ettirebilirim. Çünkü doyuyor, o doymayı, olumlu yollardan doymayı da artık devam etmek istiyor. Bir süre gerçekten böyle devam eder. Bazen bir süre devam eder, bir süre bozulur. Bir süre devam eder, bir süre bozulur. Böyle de tamamen de böyle devam edebilir. O sizin elinizde olan, tamamen sizin elinizde olan bir şey değildir. O etkileşimde bulunduğu çevreye göre de değişir. Cesaretlendirme veyahut da dört tane duygusal ihtiyacın
sağlanması ne işimize yarar? Bir insanı var ya şey düğmeleri, on-off düğmeleri, kapalıdan, off'tan ona getirtir. Yani cesaretlendirmenin gerçekten en önemli yaptığı şeylerden bir tanesi de budur. Yapamıyorumdan bir insanı yapamıyorumdan yapabiliyorum'a, yapamamdan yapabilirim'e, yapmayacağımdan yapacağıma, sıkışmış kalmışlıktan çıkmış durumda olmaya, sorumsuzluktan sorumluluğa, çaresizlikten alternatif çözümlülüğe, alternatif çözümler bulmaya, sabit fikirli olmaktan deminki resilient olmaya, esnek olmaya getirir. Cesaretlendirme denilen kavram, tutum, davranış tutumu. Şimdi şöyle, bakın, kırmızıyla yazanların tarafında hepsinde umut sonucu yapılmış bir şeyler var. Ya da bunların içinde umut kırıntıları var. Demin bahsettiğim umut işte bu. Esnek ne ya diyeceksiniz şimdi. Hani sonra bahsedeceğim demiştim ya resilient deyince bir hanımefendi. Resilience psikolojik sağlamlık demek. Psikolojik dayanıklılık demek. Yılmazlık demek. Ben en çok esneklik lafını seviyorum. Ama yine de anlatmıyor, yine de anlatmıyor. Esnek olabilmek şu demek. Sabit fikirli olmak zaten bir felaket bir şey de. Esnek olabilmek, dayanıklı olabilmeyi gerektiriyor. Sabit fikirlilikten de kurtarıyor. Fırtınalarda nice ağaçlar, güçlü kuvvetli ağaçlar şak 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 yıkılıyorlar. Tek ağaç var yıkılmaya. Zor zamanlarda tek ağaç var yıkılmaya. Fırtına olarak. Yangın mangın demiyorum. Palmiye. Niye? Çünkü fırtına geliyor, palmiye esniyor, fırtına geçiyor, tekrar duruyor. Bir paket lastiği düşünün. Bu palmiye örneğini çok vermişimdir. Çünkü en iyi gözümde canlanan örnek bu. Esneklikle ilgili, dayanıklılıkla ilgili. Dayanıklılık, sapasağlamlık, güçlülük, kuvvetlik, korkusuzluk falan demek değil. Şak 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 yıkılıyor onlar. Ama dayanıklılık, esnek olabilme, mükemmel olmadan esnek olabilme sanatı. Yakılıyorum arkadaş, ne yapayım ya, Allah Allah, insanım ben. Ama sonra gidip tekrardan dikilebiliyorum. Paket lastiği gibi büzersiniz, çekersiniz, çekersiniz. Bıraktığın zaman ve tekrar kendi eski şekline döner. Omurgasızlık demek değil. Esnek. Gerçekten psikolojik sağlamlıktan bahsediyorum. Şimdi size gelecek haftaya kadar ödevim var. Bunun isterseniz fotoğrafını çekin. İsterseniz daha sonra hemen paylaşalım. Bilmiyorum ama bunları yapacağız. Bunları bir deneyeceğiz gelecek görüşmeye kadar. Şimdi bütün bu öğrendiklerimiz, konuştuklarımız doğrultusunda hata yaptığını düşündüğünüz birisini cesaretlendirmenizi istiyorum. Yazın. Burada paylaşmak istiyorsanız şahane olur. Başımla beraber. Kendisini yetersiz hisseden birisi için cesaretlendirme yapın lütfen. Herhangi bir konuda. Ama biliyorsunuz cesaretlendirme sadece şu da demektir. Yani ne içinizden geliyorsa ve nasıl uygun görüyorsanız. Kendinizin herhangi bir davranışını ve yine kendinizin hiç beğenmediği bir durumu düşünün. Yani yaptığınız bir şey var ve o hiç de hoşunuza gitmiyor yaptığınız şey. Hiç hoşlanmadınız, sevmediniz onu. Öyle bir durumu düşünün. Acaba bu durumdaki, sizin değil ama, bu durumdaki güçlü yanlar nelerdir? Nelerdi veyahut da? Ben hep buna bir örnek veriyorum ama kendimle ilgili. Bir tane bir iş yaptığım birisi
gerçekten şurama getirdi ve aynı şeyleri tekrar etti. Aynı olumsuz şeyleri tekrar etti. Ve de benden küçüktü de. Ve de ben de dedim ki yok ya, senden de hakikaten hiçbir şekilde anlaşamayacağız biz. Hep aynı hataları yapıyorsun. Ve bunu kabul edemiyorum. Biraz daha ağır konuşmuş olabilirim yalnız. İtiraf ediyorum. O da bana dedi ki size zaten güvenmiyorum. Size bu zaten değil, özür dilerim. Size bu noktadan sonra güvenmiyorum. Ben ne kadar ağır konuşmuş olsam da olayım, bu o ağırlığı hiç unutamayacağım, bu lafın ağırlığını. Dolayısıyla hiç davranışımı beğenmedim. Durumu hiç beğenmedim. Yediğim lafı hiç beğenmedim. Kendimi felaket kötü hissettim. Acayip bir şeydi. Ve bunu bir eğitimde sınıfa sordum. Hadi bu beni cesaretlendirin dedim. Yani ben berbat hissediyorum şu anda. Kendimi hem yetersiz hissediyorum, hem beceriksiz hissediyorum, hem felaket bir şekilde değersiz hissediyorum. Bir daha da kimseyle çalışamayacak kadar cesaretsiz hissediyorum. Beni cesaretlendirin. Bunun için, bunu yapmak için böyle bir durumda bile, böyle bir durumda bile değil de yani eğer seviyorsanız ve cesaretlendirmek istiyorsanız başta söylediğim gibi karşınızdaki kişiyi, bu durumda güçlü yanlara bakmak birinci kuraldır. Çabaya falan değil de güçlü yanlar. Bu olaydaki benim güçlü yanım değil. Bu olaydaki, yani kimisi bana dedi ki aynı kadar spontansınız, içiniz dışınız bir, işte böyle söylemişsiniz. Beni unutun dedim. Olaydaki güçlü yan ne? Bir ona bakalım. Ne olur ona bakalım. Çünkü ben göremiyorum. Sağ olsun bir tanesinin şeyini hiç unutmayacağım. Çok işime yaradı. Demek ki dedi aslında ne kadar da bağ kurmuşsunuz ki ve size aslında ne kadar da güveniyor ki güvenmediğini bile söyleyebiliyor dedi. Bana çok iyi geldi. Aa tabii dedim, benden korksaydı, benden efendime söyleyeyim çekinseydi veyahut da bende bu samimiyeti bulmasaydı size güvenmiyorum zaten demezdi. Ya kendimi kandırdım ama bana iyi geldi. Amaç bu mu? O anda benim karnımı doyurmak mı doyurdu? Benim ilerlememi sağlamak mı sağladı? Ben vazgeçiyordum. Yok, hayır, devam etti. Bunun gibi bir örnek bulmaya çalışın. Aynısı olmasın diye. Bir şey yapmaktansa hiç yapmadığını, hep vazgeçtiği bir durum düşünün. Ona siz olsanız ne dersiniz? Cesaretlendiren ebeveyn olarak, cesaretlendiren bir kişi olarak ne dersiniz, nasıl davranırsınız? Bunları lütfen gelecek haftaya kadar istiyorum. bir düşünün diye istiyorum. Gelecek haftada hepsinin üstünden. Ay hafta ya, hafta. Siz alıştınız artık. Gelecek görüşmemizde. Bir sonraki gün, yarın değil öbür. Benim başka söyleyeceğim örnekler, bir sürü şeyler var ama esas söylemek istediğim, gerçekten çabayla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Çabaya odaklanmakla ilgili, çabaya işaret etmekle ilgili. Şimdi çabaya, hani biz kendi başlarına yetişsinler, kendi başlarına dursunlar istiyoruz ya çocuklar. Ayakları üstünde dursunlar. Çabaya işaret etmek bunun için çok büyük yardımcı bir şeydir. Çünkü kişiye kendi kontrolünde olan bir şey sunar. Seçim şansı da sunar. Yani sen bu kadar çaba gösteriyorsan bu kadarını da yapabilirsin. Senin elinde olan bir şey. Aynı şekilde şöyle bir şey de var. Bunu nasıl atladığımı bilmiyorum ama bir slayta koymadım. Niye koymadığımı bilmiyorum buradaki ama çok çok önemli. Ödül ve ceza kavramlarını biliyorsunuz. Ne kadar son zamanlarda tartışıldığını
ve cezanın da nasıl olduğunu. Bunu Alfred Adler amca 100 yıl önce söylemiş. 100 küsür yıl önce söylemiş. Ceza felaket bir şeydir demiş. Aa neden demişler? Ceza işte ödül gibi bir şeydir demiş. Yani ödül neyse ceza da olur. Ceza neyse ödül de olur. Niye? Çünkü koşullu sevgindir. Ödülde, cezada. Ödül verirsen, sen ancak iyi bir şey yaparsan sen ödüllenmeye layıksın. Oysa biz çocuklara kendisini değerli hissettirmek istiyorduk. Nasıl değerli hissettireceğiz? Varlıklarıyla. Sen saçının telinle değerlisin. İyi bir şey yaptığın için, yüz aldığın için, karnen çok iyi olduğu için, şunu başardığın için değil. Çünkü motivasyon denilen şey, motivasyonun temel kaynağı ait hissetmektir. Birileri tarafından kabul görmek ve ait hissetmektir. İçten gelen bir şeydir yani motivasyon. Ha, ödül şöyle düşünün. Ben çok severim. Şeker gibi bir şeydir. Yani şekeri çok severim. Alırsınız, yersiniz, şahanedir ama erir. Sonunda erir. Ceza zaten bahsetmiyorum. Ceza dünyasını karartan bir şey. O kadar kötü bir şeydir. Dolayısıyla cesaretlendirmeyi konuşurken hep umut aşılamaya çalışıyoruz. Gerçekten birinci mucizesi budur. Umuttur cesaretlendirmenin. İkinci mucizesi de esas püf noktası da yine püf noktası diyeceğim. Esas püf noktası da şudur. Birisini cesaretlendirdiğin zaman, birisinin 4 tane temel duygusal ihtiyacını karşılamaya yönelik bir şey yaptığınız zaman, acil serviste hastalandığınız zaman Allah korusun, serum takmak gibi bir şeydir. O kadar önemli bir şeydir. Çünkü ancak birisini cesaretlendirdiğiniz zaman siz cesaretlenebiliyorsunuz. Bir okuldan örnek vermek istiyorum. 2011 yılındaki bir araştırma bu. Sanıyorum 2011 Daniel Eckstein diye bir amcanın yaptığı bir araştırma. Bu amca demiş ki tamam cesaretlendirme çok önemli, biz kabul ediyoruz, çocuklara çok iyi işler sağlayacak, çok yararlı olacak. O yüzden de biz işte bu cesaretlendirmeyi okulumuza yerleştirmek istiyoruz. Ne yapalım? Tamam, araştırmalar yapılmış. Hepsi kabul etmişler. Fakat sonuç öyle bir şey çıkmış ki bu okulda öğretmenlerin yani çocuklar bu araştırmanın temeli çocuklara çok iyi geleceğiymiş cesaretlendirmenin, o beklentiyle başlamışlar. Ama sonuç önce öğretmenlere iyi geleceği sonucu çıkmış. Yani tabii ki de cesaretlendiren insanların da önce cesaretlenmesi gerekiyor. Bunun için de tek formül var, birisini cesaret. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar meselesinin kesin cevabı. Ne ondan ne ondan. Sen bir tanesini yaparsan o olacak. Sen bir tanesini yaparsan o olacak. O sana dönecek. Önemli olan bu. Cesaretlendirmenin ikinci önemli kısmı da bu. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu görüşmede bu kadar. Ama aklınızdaki örnekler veyahut da aklınızdaki sorular varsa hazırım dinlemeye. Şunu ben bir kapatayım ki belki chatten de görebilirim. Evet. Mikrofon açarak sorabiliriz. Çok kalabalık değiliz. Yazarak da sorabilirsiniz. Tabii ki de. Ya da yani konuşmak istediğiniz herhangi bir illa soru sormak gerekmiyor. Görüş bildirmek istediğiniz, onaylamadığınız şeyler varsa da tartışabiliriz. Saatimiz kaç hocam? 22.02. Var vaktimiz. Cesaretlendiren sözler arkadaşlar, bilmem fark ettiniz mi? Ben örnek cesaretlendirme sözleri falan da vereceğim. İşte nasıl gelişmeye odaklanıyor falan diye. Ama cesaretlendiren sözler unutmayalım ki güven duygusu içerir. Saygı içerir.
yüreksizleştiren sözler de, yani heves kıran, cesaret kıran sözlerde de şüphe ve saygısızlık vardır. Şüphe demek benim için, hani hata eşittir fırsat ya, şüphe demek benim için paralize, felç demek. Yok. Şüphe duyduğunuz anda karanlıkta fener görmüş tavşan gibi donup kalıyorsun. Felaket bir şey. Ve yüreksizleştiren sözler bunu maalesef buna neden oluyor. Ev yaşantısına katılması için yardım talep ediyorum ama artık asla yapmıyor. Yardım etmesi için baskı yapmıyorum ama ne yapmam gerekir? Kaç yaşında? 4'tü galiba. Evet. Ceren Hanım 4. 4. Şimdi 4 yaş için yine tam bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim. Ev yaşantısına katılması için yardım istemek. Geliyor mu sesim? Çünkü internetim gitti. Geliyor mu? Geliyor. Ben biliyorum. Süper. Oyuncak toplaması dahil. Ancak ve ancak anlayacağı işlerden ve de önce bir sorun. Şimdi bir sonraki görüşmemizde aile toplantılarını söyleyeceğim. Aile toplantıları mucize, hayat kurtarır. Çünkü apartman toplantısı gibi yani. Sıkıcı değil, daha zevkli, daha eğlenceli ve sonuca odaklı olduğu için çok daha önemli. Çok önemli. Aile yaşantısında aile toplantısı bence vazgeçilmez bir şey. Bu toplantılarda, hadi toplantı olmasa da, sizin karşılıklı sormanız gereken bir tane bir şey var. Senin katkılarından dolayı ben sana çok teşekkür ediyorum. Bu eve yardımlarından dolayı, yaptığın yardımlardan dolayı, o öncelikle mesela odanı toplamak, oyuncaklarını toplamak, bütün bunlardan dolayı yaptığın zaman benim acayip işime yarıyor. Sen şimdi böyle nasıl işler yapmak istersin? Hangi işleri yapmak istersin? O birkaç tane söyleyecek. Baktınız hiç söylemedi. Ve odasını toplaması gerekiyor. Bir kere odasını toplaması gerektiğinin bir kural olarak konması gerekiyor. Ama 4 yaşındaki çocuk veyahut da işte yaşlarına göre oyuncaklarını toplama çok önemli. Bazen bazı çocuklar o kadar discourage olabiliyorlar, vesile kılmış olabiliyor ki şunu şuradan şuraya koymuyor. Yani bir şey yapmıyor. Çünkü ya işte yaptığını beğenmemişizdir bir kere veya 10 kere, ya işte başkası bir eleştiride bulunmuştur, bir kritikte bulunmuştur, bir maalesef bir onu bir aşağılamıştır. O yüzden yapmıyor, vazgeçiyor. O kadar dağınıklığın içinde eğer bir tane bir şeyini bir yere koyuyorsa onu göreceğiz. Yani küçücük bir şey de olabilir. Şu kadarcık yer bile açmış olabilir. Ne kadar güzel, bu kadar yer açtın sen demek ki, bu kadar yer açıyorsan işte şu kadar da açabileceğini düşünüyorum. Bir dahaki sefere denemeye ne dersin? Bu bir basma kalıp bir laf gibi gözükse de aslında aile hayatının içine yerleştirebileceğini biliyoruz. Önceden kural koymak gerekiyor. Güle güle Özlem Hanım. Hoşça kalın. Bay bay. Özlem Hanım gidiyormuş o yüzden. Hoşça kalın diyorum ona. Bir şey söyleyecektim. Unuttum. Önceden kural koymak gerekiyor. Kurallı da kural gibi değil de kendi bulduğu çözümler gibi. Sen ne dersin? Sen ne yapmak istersin? O zaman gel bunu anlaşalım. Bunu anlaşmamıza yazalım. Anlaşmamıza uymak çok önemlidir. Ben çok seviniyorum sen uyduğun zaman. Bak ben de uyduğum zaman sen de seviniyor musun? Gibi. Bir hayatın içine dahil etme meselesi cesaretlendirme. Bütün de baktığımızda yapacağımız tek şey var, çocuğa mükemmel olmamanın cesaretini öğretmek. Ya tam yapmayabilirsin.
Gerçekten tam yapmayabilir. Kim mükemmel ki bu hayatta çünkü? Bana bir tane örnek verin. Kim mükemmel ki? Herkesin yanlışları, hataları, tam yapmadıkları var. Ve eninde sonunda emin olun çocuklar yolunu buluyorlar. Siz onlara yeter ki güven. Siz yeter ki şu 4 tane duygusal ihtiyacı karşılamaya bakın. Çünkü o şekilde doymuş olanlar sağlıklı beslenmiş oluyorlar. Sağlıklı beslenince de zaten sağlıklı zihin yapısına kavuşuyorlar. Aralarda bir sürü problemler olabilir, bir sürü olaylar olabilir. Ama özlerinde eğer bunu yaşıyorlarsa bir zaman veyahut da şimdiye kadar yaşamadılarsa da bir bundan sonra bu gözle baktığınız sürece gerçekten çocuklara güvenin. Çünkü niyetinize güvenin. Geldi mi bir soru? Yok, gelmemiş. Bilmem yararlı olabildim mi Ceren Hanım, bilmiyorum. Özge Hanım bir şey sorabilir miyim? Elbette. Sağlam psikoloji dediniz biraz Aytül evvel. Hanım. Yanlış mı duydum? Aytül, ben Aytül, evet. Sağlam merhabalar Aytül Hanım. Merhaba. Psikolojik sağlamlık dedim. Ha, psikolojik sağlamlık, evet. Evet. Onu evet, biraz açabilir evet. misiniz lütfen? Elbette açarım. Gelecek görüşmemizin konusu olacak ama yine de açarım. Kısaca şu demek. Ay, rejimlerden örnek vermek istemiyorum ama aklıma sürekli yemek geliyor. Spordan örnek vereyim. Şöyle. Spordan örnek vereyim. Sporda nasıl kaslarımızı güçlendirmek istiyorsak çalışırız. Güçlü olmak istiyorsak kaslarımızı güçlendiririz ve bunun için de antrenman yaparız. Psikolojik sağlamlıkta ruh kaslarımızın güçlü olması demek. Sağlıklı zihin yapısı demek yani. Yani bu okuyarak mı, aileden gelen bir şeyle mi? En kolay nasıl sağlanabilir? En kolay bu 4 tane temel duygusu. Pardon, dinlemeden cevap verdim. Pardon, buyurun. Estağfurullah. En sağlam nasıl diyecektim? Kolay yanlış oldu. En sağlam şekilde nasıl sağlanır demek istemiştim. En sağlam şekilde tabii ki de birincisi bir kişinin psikolojik sağlamlığı. O kişinin sevgisiz büyüyüp sevgi ile sevgi ortamında büyümesine bağlıdır tabii ki de. Ama şöyle söylüyorum ben. Bizler hani başta birinci toplantımızda var mıydınız bilmiyorum ama evet, çocuklar yaratıcıdırlar. Kendi yaratıcı güçleriyle hepimiz kişiliklerimizi kendimiz yaratıyoruz. Evet, şey var. Genetik denilen bir bilim var. Evet, çevre denilen bir faktör var. Tabii ki de bunlar hiçbir şekilde inkar edilemez. Ama tek başlarına asla yeterli olmaz. Bir de üstelik ne o ne o, ya o ya o filan da değildir. İkisi de vardır. Ama bunlara bir ek olarak biz kendimiz ne yapmak istiyorsak, ne inşa etmek istiyorsak, ne ortaya çıkarmak istiyorsak kendimiz karar veririz. Bu kendimizin karar verme gücü, işte psikolojik sağlamlık bu gücün olması demektir. Ve bu güç vardır, doğuştan vardır. Perili köşk mü yapacağız, gecekondu mu yapacağız, villa mı yapacağız, küçücük bir ev mi yapacağız filan falan, ağaç ev mi yapacağız, hepsine kendimiz karar veririz. Bunun adına da yaşam tarzı denir, lifestyle deniliyor. Lifestyle denilir. Ve bu lifestyle denilen şey, yaşam tarzımız kendimiz tarafından belirlenir. Ama kaynaklarımız sayesinde, materyallerimiz sayesinde. Hadi bıraktım bina örneğini, çimento örneğini, şu örneğini, bu örneğini. Ben en çok şu yine yemekten, başka çarem yok, yemekten aklıma geliyor. Öyle bir metafor kullanmak istiyorum. Bir kek yapacaksınız. Kek için ne lazım? En basitinden yumurta, un, kabartma tozu, un veya şeker. Yumurta, un, şeker. Evet. Pandispanya için bu.
Bir de evet. Kabartma tozu. Evet. Değil mi? Şimdi anne babalar bu malzemelerdir. Fırçalardır, çırpma telleridir. Efendime söyleyeyim, kek kalıplarıdır, yumurtadır, tuzdur, undur, şekerdir. Ne kaynak, ana kaynak neyse onlardır. Çevre, aile. Genetik de bunlardan birkaç tanesidir. Ama kişi nasıl bir kek yapacağına kendisi karar verir. Acaba bu kaynaklar var, güzel. Ama nasıl bir kek yapayım ben ya arkadaş? Çikolatalı mı yapayım, üzümlü mü yapayım, şuyum. Ne kadar kaynağı varsa o kadar toplarsın canın da istiyorsa eğer. Dolayısıyla o yaratma gücüne sen sahipsin. Ben nereden geldim? Psikolojik dayanıklılıktan evet. Geldim. Sağ olun. Eğer çürük yumurtaysa o kek tutmaz. Bayat unsa o kek tutmaz. Kaynakların da sağlamlığı çok önemlidir. Ve düzgünlüğü çok önemlidir. Buna bağlı olarak oluşan sağlıklı zihin yapısı da çok önemlidir. Çok daha ayrıntılı ve nokta atışları ile tarif yapabildiğim gelecek görüşmemizde daha ayrıntılı psikolojik sağlamlık üzerinde duracağım. Özellikle çocukların psikolojik sağlamlıkları üzerinde duracağım. Gelişime açık zihin yapısıyla sağlıklı zihin yapısının arasında gelişime açık zihin yapısıyla sabit zihin yapısının arasında çok büyük fark var. Çok vaktimizi almadan bir tane daha örnek verebilir miyim? Lütfen. Carol Dweck diye bir teyze var. Çok da seviyorum. Son zamanlarda yazılarında, araştırmalarında çok takdirle ve beğeniyle okuyor daha doğrusu. Bu teyzenin bir tane araştırması var. Belki de benim yaşımda kadıncağız teyze deyip duruyorum ya. Neyse. Bir araştırması var. Hatırladığım kadarıyla inşallah yanlış aktarmam size. İki tane daha doğrusu aynı seviyeden, aynı sosyoekonomik düzeyden, aynı background'dan, geçmişten gelen bir grup çocuğu toplamış. Bu grup çocuğu ikiye ayırmış. Birisine demiş ki size matematik soruları vereceğim. İkisine de demiş daha doğrusu. Matematik soruları vereceğim. Birinci gruba gitmiş demiş ki bu matematik soruları zor. Size seviyenizin üstünde sorular verdim. Öbürüne de gitmiş demiş ki size çok kolay sorular verdim. Bakalım nasıl olacak. Akademik seviyeleri falan da aynı çocukların. İki grupta enteresan cevaplarla karşılaşmışlar. Zor diyenler, zor diye tanıtılanlar, sorular zor diyenler ve yapabilirsin diyenler başarmışlar. Kolay diyenler çok başaramamışlar. Çünkü onlara çok da söyleyin adını anlaşılır mı gelmedi? Efendim? Anlaşılır mı gelmedi acaba sorular? Hayır. Sabit zihin yapısı olarak onlara demişler ki bu sorular kolay. Siz cevap verebilirsiniz. Sizler zekisiniz. Sizler bu sorulara cevap verebilirsiniz demişler. Onlar da bir dakika bunu ben tam öğrenip de size söylemem lazım. Karıştırıyor olabilirim şu anda araştırma için. Sabit zihin yapısı dediniz. Esnek zihin yapısı dediniz. Hayır bunu bulacağım. Ben size bunun doğrusunu aktaracağım. Eğer bilen varsa tabii söylesin de. Ben size bunun doğrusunu aktaracağım. Karıştırdım çünkü şu anda. O zaman anketimize geçelim. Hadi geçelim. Ben size gelecek hafta bunun mutlaka doğrusunu söyleyeceğim. Tamam. Allah karıştırdım. Neyse olabilir. Mükemmel olamamanın cesaretini taşıyorum şu anda. Menti.com'a giriyoruz.
81 chatten yazıyorum. 81 52 54 olacak. Fatih hocam. Şeyi sorabilir miyiz acaba, herkese sorabilir miyim? Gelecek haftaya kadar yapılması gereken şeyleri yapıldı mı? Yani yapıldı mı değil, fotoğrafı çekildi mi diye. Herkes çekebildi mi? Çekmeyen var mı? Ben çektim, paylaşırım. Ben de çektim. Paylaşırsanız sevinirim. Ben çekmedim. Tabii hocam. Ben de çekemedim. Süper, tamam. Ben paylaşacağım. Paylaşacağız o zaman. Tamam. Bu akşam için aklınızda kalan 3 kelime istiyoruz. Cümle ya da kelime. Menti.com'a giriyoruz internetten. İnternetten menti.com'a, evet. Evet. 81, 52, 54 koduda. Tamam. Tamam. Kapatıyorum. Duygular, yılmazlık, cesaretlendirme, esneklik, ait olma, aidiyet. Daha üç kişi yazmış. Psikolojik sağlamlık benden geldi. Bunu ben beceremediğim için yapamıyorum Fatih Bey. Sağlık olsun. Nereden gireceğim, ne yapacağım? İnternete giriyorsunuz. Adres şubuna menti.com yazıyorsunuz. Şu anda onu yapamam. Telefondan takip ediyorum. Tamam. Bilgisayar açık değil. Elvan Hanım ekran görüntüsü alıp almışım. Tamam. Şimdi bir tanecik daha var. Menti.com. Mesela internete girip bu işi yapamıyorum. Orada bitti. Geldi. Demezsem çatlarım geldi. Eleştirim varsa. Evet evet. Bu akşam için söylemezsem çatlarım diyeceğiniz bir şey varsa buraya yazıyoruz. Ay çok güzel ya. Eleştiri olabilir. Çok beğendim. Evet. O tam benlikmiş, söylemezsem çatlarım. Yazın o zaman. Gene menti.com. Artık bir daha ben daha çatlayamayacağım. Valla çatlayacak yerim kalmadı. Çok güzel. Ben yazdım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ay, her şeyi yanlış yapmışım ama düzelteceğim. O ne ya? Yok yok, mükemmel olmamanın cesaretini artık taşıyoruz. Onu biliyoruz ne demek olduğunu artık. Yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Yazamadım. İkram da olsa süper. Yüz yüze olsa olacaktı ama. Vallahi bunu ben söylemedim. Vallahi ben söylemedim bunu. Bilmem, yemekten falan bahsedince hani. Evet işte, hemencik gördüğünüz gibi. Yok yok, ben demedim valla. Teşekkür da ediyoruz Özge Hanım. Sağ olun. Ay, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bir dahaki sefere ne olur onları bir dikkatle bakalım. Belki yapabiliriz. Onların üzerinden konuşup böyle başlayacağız. Ondan sonra da geçeceğiz hem mükemmeliyetçiliğe, hem toplumsal birliktelik duygusuna, hem de dolayısıyla psikolojik sağlamlığa. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür. Bütün herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ödevimizin ekran görüntüsünü paylaşın Elvan Hanım. Tamam. Paylaşacağım. Paylaşacağım. Teşekkürler herkese. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Özge Hanım.